Evet, bugün 23 Şubat 2023 tarihi. Şu anda ben başkent Kiev'de Kontraktovaya Ploşet meydanının olduğu yerdeyim. Türkçe karşılığı Sözleşmeler Meydanı olarak geçiyor arkadaşlar. Burası tarihi bir nokta. Belki daha önce gelenler biliyordur. Podol semti aynı zamanda burası. Tarihi bir nokta. Uzun zamandır video paylaşmıyordum YouTube üzerinde. Tabii ki çok sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz şu anda. Savaşın bugün birinci yılı şu anda doldu. Bir yıl önce 24 Şubat'ta gecesi saat 2-3 civarlarında başlayan saldırılar bugüne kadar gelindi ve şu anda birinci yılını doldurmuş durumdayız bu savaşın. Aynı şekilde Şubat ayının başında Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi sebebiyle güzel ülkem Türkiye'de çok fazla şu anda acılar yaşanıyor, yaşanmaya devam ediyor. Gerçekten bizler de burada, ben ve burada yaşayan Ukraynalılar da dahil olmak üzere birçok insan oradaki acıları paylaşıyorlar. Çok büyük üzüntüler içerisindeyiz. Her ne kadar burada savaş devam etse de Türkiye'de de şu anda gerçekten adeta bir savaş gibi bir şu anda deprem yüzünden birçok insan hayatını kaybetmiş durumda. Onun dışında arkadaşlar şu anda deprem sebebiyle yaklaşık 10 tane ilde başta Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve diğer illerdeki zayiatlar sebebiyle birçok insan şu anda evsiz kalmış durumda. Onlara çok büyük sabırlar diliyorum, ölenlere, ölenlerin yakınlarına çok büyük sabırlar diliyorum. Allah yardım etsin. İnşallah çok kısa sürede devletimizin de yardımıyla toparlanırlar diye düşünüyorum. Gerçekten çok kötü şeyler. İnsanın evsiz kalması, insanın yakınlarını kaybetmesi, bir insanın her şeyini kaybetmesi çok zor. Allah onlara çok büyük sabırlar versin arkadaşlar. Ben kendi yaşadığım yere alakalı söylemem gerekirse, burada tabii ki savaş şu anda devam ediyor. Yaklaşık bir saat öncesinde yine bir siren sesi olayı vardı. Yine çaldı. Alarm durumu verildi. İnsanlar kapalı alanlara gitti. Şu anda tehlike şu anda geçmiş durumda. İnsanlar yine dışarılarda. İşinde gücünde. Arkadaşlar gerçekten çok zor zamanlar yaşıyoruz şu anda. Özellikle başkent Kiev'deki sıkıntılar çok çok fazla. Halen devam etmekte. Hiçbir eksilme yok. Ve biz yarının ne olacağını tam olarak kestiremiyoruz. Tabii ki bu bir yılı doldurmamız sebebiyle savaşın daha da ileriye gidebileceği söyleniyor. Daha da şiddetlenebileceği. Ayrıca tam olarak tabii ne zaman biteceği konusunda bir fikrimiz yok. Burada yaşayan bizler çok endişeliyiz. Zor durumdayız. Allah her zaman söylediğim gibi zor durumda olanın yanında olsun. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda gerçekten sıkıntılar yaşayan insanların yanında olsun. Düşmez kalkmaz bir Allah. Bunu ancak yaşayan bilir. Kimseyi düşürmesin. Şu anda elimizden geldiğince minimum şekilde burada hem maddi ve manevi olarak yaşamaya çalışıyoruz. Bu minimumdan kastım giderlerimize, yiyeceğimize, içeceğimize, her şeyimize dikkat ederek yaşıyoruz. Tabii ki zor. İş konusundaki sıkıntılarımız devam etmekte. Savaştan dolayı. Bunun dışında burada sosyal medya üzerinden çok fazla duyuyorum. Geliş gidişlerle alakalı burada sıkıntılar halen devam ediyor arkadaşlar. Özellikle süresiz oturum izni olanlar burada ancak giriş çıkışlarda rahat bir yolculuk yapabiliyor. Onun dışındakilerin de sadece burada firma üzerinden veya evliyse işte belgesini ibraz ederse, onunla alakalı bir belge ibraz ederse onun dışında rahat geçiş yapabiliyorlar. Şu anda başkent Kiev'de güneşli bir hava. Hava bugün aslında eksi derecelerde ama bir saniye. Hava güzel. Şu anda biraz dolaşmak istiyorum. Kontraktova Ploşet meydanındayım. Arkamda gördüğünüz trolleybüs şu anda çalışıyor. Aktif. Onun dışında şöyle bakıyorum da burası aslında eskiden o kadar güzeldi ki arkadaşlar.
Özellikle bu Kontrakova Bulaşat Meydanı cıvıl cıvıldı. Ne bileyim, insanlar burada çok daha fazla oturuyorlardı, sohbet ediyorlardı. İşte kahvesini alan, kitabını okuyan. Tabii ki yine var ama tek tük şu anda biraz havanın soğuk olması sebebiyle insanlar çok da böyle savaşın da etkisinden dolayı çok böyle rahat bir şekilde hareket edemiyor. O sebeple dediğim gibi ben biraz da şeye doğru gideyim. Burası tam meydanın arkamda arkadaşlar. Şu arkamdaki bina Kontraktova evi, yani sözleşme evi. Bu meydanın ismi bu binadan alıyor. Yıllar önce, 100 yıl öncesinde burada sözleşmeler yapılırmış. Bütün sözleşmeler ve resmi belgeler bu arkamda gördüğümüz binada toplanırmış. Evet, şu anda metroya doğru hareket edeceğiz. Burada tabii ki sosyal aktiviteler ve sosyal faaliyetler, hemen her şey faaliyette, açık. Sadece alarm durumu verildiği zaman, siren çaldığı zaman sadece metro çalışmıyor, AVM'ler kapalı oluyor. Onun dışında bütün her şey yine aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Onun dışında otobüsler ve diğer sosyal faaliyetler, her şey açık. Kafeteryalar, restoranlar, dediğim gibi bütün her yer şu anda açık. Ama şey çaldığı zaman, alarm durumu verildiği zaman tabii ki kapanıyor her şey. Bu sebeple geçici bir süre olarak kapanıyor tabii ki. Onun dışında bütün her yer açık. Çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok tabii ki. İnsanlar yani endişemiz devam ediyor ama bakalım, sonuçta hayat da devam ediyor. Şöyle göstereyim arkamda. Arkamda Kontraktova Bulaşat, burası meydan ve metro var. Biz de metroya doğru gidiyoruz. Hava biraz güzel olduğu için ben dışarı çıkıp sizlerle konuşmak istedim. Video paylaşımında buluşmak istedim. Onun dışında her şey normal. Evet, bugün savaşın birinci yıl dönümü. Artık bir yıldır devam ediyor, bir savaşın içerisindeyiz. Şu anda çok fazla bir gelişme yok. Çatışmalar devam ediyor, özellikle doğu bölgesinde. Onun dışında durumlar böyle arkadaşlar. Herhangi bir gelişme olduğu zaman Ukrayna ve Kiev içerisinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğim tabii ki. Dediğim gibi şu anda çok fazla bir gelişme yok. Çok fazla bir değişiklik yok. Onun yüzden sizlerle bu fazla bir değişiklik olmadığı için de bir şey paylaşamıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah ülkeme zeval vermesin. İnsanlarını korusun. Gerçekten çok zor durumlar şu anda. Özellikle Türkiye'deki bu 10 ilimizde yaşayanların yaşamış olduğu deprem felaketi. Allah ölenlerin yakınlarına çok büyük sabırlar versin diliyorum. Eminim ki devletimiz bu işin, bu felaketin üstesinden de altından da kalkacaktır. Birlik beraberlik içerisinde, yani çok kısa sürelerde olmasa da kısa vadeler içerisinde ayağa kalkacaktır. Allah devletimizi korusun. Bizim de burada inşallah içinde bulunduğumuz savaşta bir an önce biter. Biz de normal bir hayata devam ederiz diye düşünüyorum. Yine gelişmelerle sizleri haberdar edeceğim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.